gece gündüzden iyi akşamlar diliyoruz. Kültür sanat ajandamızda gelişmelerle karşınızdayız ve bu akşam gece gündüzde bir modern zaman seyyahı. Pek sevgili dostumuz Saffet Emre Tonguç'u ağırlıyoruz. Saffet hoş geldin. Hoş bulduk Gülay. Hep de böyle hoş bir vesileyle gelir. Bu kez yeni kitabı Ayrıcalıklı Rotalar Türkiye ile bize konuk oluyor ama bir yandan da aslında ortak bir heyecanı paylaşıyor gibiyiz. Çünkü Ayrıcalıklı Rotalar NTV'de 2 sezon boyunca yayınlanan ödüllü, çok da sevdiğimiz bir programdı. Şimdi kitaba mı dönüştü? Biraz anlatır mısın? Senin hem en çok gezen hem en çok yazan olman dolayısıyla biz de keyifle izliyoruz. Lütfen anlat, bu kez nasıl oldu? Şunu söyleyebilirim, Ayrıcalıklı Rotalar ete kemiğe büründü. Nefis. Çünkü 2 sezondur çok güzel ödüller aldık, çok güzel geri bildirimler aldık. Dediler ki bunu bir kitap haline getir. Hem Türkiye'nin hem dünyanın çok farklı yerlerine gittik Gülay'cığım Ayrıcalıklı Rotalar'da. Dedim ki önce Türkiye ile başlayalım. Şimdi bunun devam kitapları gelecek. Mesela Kuzey Avrupa var. Norveç'ten tut da Kopenhag'a kadar, Berlin'e kadar her yeri çektik Ayrıcalıklı Rotalar'dan. Sonra Güney Avrupa'ya ineceğiz. Çünkü biz Amalfi sahillerinden Portekiz'e kadar, Atina'daki Mora Yarımadası'na kadar her tarafı keşfettik Ayrıcalıklı Rotalar'la. Onlar da kitap halinde çıkacak. Devamı gelecek. Tabii. Amerika var mesela. Güney Amerika olacak, Kuzey Amerika olacak, Karayipler olacak. Çünkü Küba'sından tut da Grand Cayman'a kadar, Meksika'daki Costa Maya'ya kadar her yere gittik. Doğu'da gittiğimiz Singapur'da olacak kitabımızda, diğer yerlerde olacak. Bu bir başlangıç kitabı. Bizi izlemeye devam etsinler. Harika. Demek ki biz aslında müjdelemeye devam ediyoruz. Evet. Müthiş. Şimdi bu kitabın Ayrıcalıklı Rotalar Türkiye kitabının özellikle 7 bölgeden seçtiğin, sevdiğin ve anlatmayı istediğin yerler diye düşünüyorum. Doğru. Doğru değil mi? Çünkü bu bir keşiftir aslında. Belki daha önce de gittin, çok kez de gidip geldiğin yerler olabilir ama bu vesileyle keşfettiklerini mi biz burada takip ediyoruz? Hem keşfettiklerimi hem en sevdiklerimi bulacaksınız. Nefis. Bu kitapta. Çünkü yani bir... Saffet Emre Tonguç'un sevdikleri gibi, aynen, önerdikleri aynen. Gibi best of falan vardır. Harika, ya tamam. En sevdikleri. Şimdi ben 32 yıllık bir profesyonel rehber ve aynı zamanda bir seyahat yazarı, bir televizyon programcısı olarak Türkiye'yi adım adım dolaştım. Gitmediğim köşesi kalmadı. Kalmadı gerçekten. Kalmadı. Kalmadı. Bir iki il hariç her yere gittim. Hepsini yazdım Gülay. Ve onlardan bir derleme yaptım. Hı. Ama bu bile yeterli değil. Bunun Türkiye 2'si, Türkiye 3'ünün gelmesi lazım. Çünkü burası inanılmaz büyük bir zenginlik. Hatta şöyle bir şey de yaptım. Bir yeniliği de var kitabın. Hı hı. Kapağını, birkaç alternatif kapak vardı. Instagram hesabım benim Saffet Emre Tonguç, ki Saffet Emre Tonguç Instagram hesabımda da sürekli dünyanın farklı köşelerinden çok güzel hikayeler paylaşıyorum. Türkiye'den de keza. Orada Instagram hesabımda insanlara sordum. Dedim ki hangi kapağı kullanalım? Yaklaşık 4500 yorum geldi. En sonunda birinciliği açık ara farkla bu kapak kazandı. Onun üzerine de bu kapağı seçtik. O da bir yenilik oldu. Sosyal medyanın bize getirdiği bir yenilik ki oldu. Sen o konuda da çok güzel bir alışveriş içindesin. Ya ben insanlarla gezdiklerimi, gördüklerimi paylaşmayı çok seviyorum. O yüzden de Saffet Emre Tonguç hesabı Instagram'da 400 bine koşan bir hesap oldu ve insanlardan çok güzel geri bildirimler, muhteşem yorumlar geliyor. Ya da direkt mesajlardan inanılmaz şeyler yazıyorlar. Şöyle bir yanı var. Sen gerçekten yapamadığımızı yapıyorsun. Bir kere gıpta ediyoruz, keyifle takip ediyoruz. Diğeri de insan hep olmadığı yerde olmayı istermiş. Bir yandan da böyle bir özlem belki, yani seyahat edebilmek zaten hem sağlığının hem halinin hem vaktinin iyi olduğunun işaretidir değil mi? Seyahat edebiliyorsan kesinlikle. Tamamsındır aslında ve bir hediye seyahat. Ama sen bize bunları önceden işaret ederek bir yandan da hani yol gösteriyor gibi oluyorsun. Hayatı kolaylaştırmaya çalışıyorum. Hayatı kolaylaştırıyorsun. Peki şimdi ben bu özellikle Türkiye kitabından merak ediyorum. Mesela açtığım sayfada Mardin. Evet. Başlıklarını çok sevdim. Öyle söyleyeyim. Taşların ve Düşlerin Kenti Mardin. Mardin'de bahsettiğin notlar içinde
ilk kez burada kitaba giren diyeceğin bir şeyler var mı? Var. Mesela Dara var. Dara benim çok sevdiğim yerlerden biri. Çünkü Mardin'e gidenler genellikle şehrin merkezini gezerler ki müthiş evler vardır, taş evler. Evet. Aynı zamanda Kasimiye Medresesi'ne giderler, Zinciriye'ye giderler, Dairül Zeferan'a giderler. Zeferan safran anlamındadır. Midyat'a yolları düşerse oradaki Dairül Ümür'ü de Umur'u da ziyaret ederler. Fakat mesela Dara'yı çok kimse bilmez. Adını Darius'tan alır. Bu Büyük İskender'le savaşmış olan Darius'tan. Çok güzel bir antik kenttir. Ve Darius'ta ya da bugünkü Türkçe adıyla Dara'da çok güzel bir evin altında bir sarnıç vardır. Beklenmedik bir sürpriz olarak karşına çıkar. Ve ev sahipleri de keyifle onu gösterirler tarihe ilgi duyanlara. Onu özellikle yazmak istedim. Aralarda kalan mesela çok güzel Süryani kiliseleri var. Onların hikayelerini de anlattım. Dolayısıyla amacım burada hem hap bilgileri olsun. Yani ilk kez gideceklere çok temel şeyleri de anlatayım. Ama aynı zamanda sokaklarda kaybolurken neler keşfetmeleri gerektiği konusunda da ipuçları olsun istedim. Ve de dağarcığa ekleyeceğiz böylece. Şimdi elbette Göbekli Tepe var. Yani biz binlerce yıllık tarihi, insanlığın kültürel mirası, medeniyetin beşiği dedik biz bu topraklara. Ve sonunda Göbekli Tepe'nin 12 bin yıllık tarihi olduğuna da artık hani bir şekilde Birleşmiş Milletler'in, UNESCO'nun kabulüyle, dünya mirasına kabulüyle aslında biz çok büyük bir keşfi tam da göbeğinde yaşıyoruz, öyle değil mi? Göbekli Tepe'yi şimdi bu haliyle görmek gerektiğini de herhalde burada vurgulamak lazım. Hem burada vurguladık hem de televizyon programımızda bunu yansıttık. Çünkü Doğuş Holding yaklaşık 15 milyon dolar bir yatırım yaptı. Göbekli Tepe'nin çehresi komple değişti. Ve senin de dediğin gibi 12 bin yıllık bir yer Göbekli Tepe. Ondan önce bulunan tapınaklar Malta'da ve Gozo'daydı. 5 bin ile 7500 arasındaydı. Birden tarih 5 bin yıl geriye gitti Gülay. Böyle bir şey dünyada ezber yok. Kesinlikle ezber bozuldu. Ya da tarih yeniden yazılmak durumunda. Aynen ve sadece Göbekli Tepe yok. Urfa'da mesela Harran'ı yazdım. Ondan sonra inanılmaz bir kent müzesi var. Türkiye'nin en güzel müzelerinden bir tanesi. Muhakkak gezip görsünler. Bir de şunu hatırlatmak istiyorum. Biz Ayrıcalıklı Rotalar'ın bütün bölümlerini hem ntv.com.tr'de yayınlıyoruz hem de YouTube'da bulabiliyorlar. Safvetemretonguç.com da benim internet sitem. Orada da hem Ayrıcalıklı Rotalar var hem de daha önce gene NTV'de yaptığımız ki o da çok ödüllü bir program olmuştur. Paha biçilemez İstanbul. Onun bütün bölümleri var. Yani eski bölümlerimize bir göz atsınlar. Göbekli Tepe'den tut da İstanbul'un sıra dışı semtlerine kadar her yeri keşfedecekler. Muhakkak ve İstanbul'a dair 10 kitap yazdın. Doğru biliyorum değil mi? İstanbul'u bu kadar anlatan, bu kadar İstanbul gönüllüsü birkaç isimden birisin elbette. O kısmını biz çok kıymetli buluyoruz. Şimdi Türkiye ile devam ediyor bu yolculuk. 16. kitap bu. Daha da devam gelecek. Dünyaya dair de olacak. Dolayısıyla biz de bunları böyle duyuracağız. Resimlerinden de bahsedelim birer cümle. Fotoğraflar resimler inanılmaz. Çok güzel çünkü bu çok daha değerli bir kitabında beraber bak, çalıştığımız ne kadar iyi bir gözün var inanılmazsın. Evet, daha önce sevgili Aydın Sertbaş'la çalışmıştık. Evet. Aydın Sertbaş müthiş bir göze sahip. İstanbul ve Gece kitabını onunla beraber çıkartmıştık ve İstanbul ve Gece kitabı için 3 yıl boyunca gece fotoğraflarını çekmiştik. Bazen sabahın 3'ünde dolunay peşinde bir gökdelenin tepesinde müthiş kareler ortaya çıkarttık. Ben Aydın'ın yeteneğini bildiğim için Ayrıcalıklı Rotalarda da gene fotoğrafçı olarak onu kullandım. Ayrıcalıklı fotoğraflar da Ayrıcalıklı fotoğraflar da var aynı zamanda kitabın içinde. Şimdi sen İstanbul'dan bahsettin. 10 tane İstanbul'la ilgili kitabım olduğunu söyledin. Ben gerçekten bir İstanbul gönüllüsüyüm ve bu şehre hizmet etmek, ibadet etmek gibidir. Bu çerçevede hani bunca işim yetmiyormuş gibi televizyon programcılığı, ondan sonra gazete yazarlığı, dergilere yazmak, aynı zamanda turlar yapmak. Şimdi yeni bir iş daha edindim kendime tamamen sosyal sorumluluk projesinde. Bu da sana yeni yıl hediyesi olarak geliyor. Bir fincan tasarladım. Ve şöyle göstereyim. Şimdi bu bir kutu, birazcık bozulmuş şekli ama çok şık, teşekkür ediyorum. Şimdi bu tasarladığım fincanların bir tanesinin üzerinde istersen açalım. Açabilir miyim dedim ama. Seyredenlere de gösterelim. Evet.
İki tane fincan var. Bir tanesi boğazı süsleyen Kız Kulesi, bir tanesi de Galata Kulesi şeklinde. Çünkü biliyorsun bizim kültürümüzde kahve çok önemlidir. İnanılmaz. Ve, görebiliyor mu evet, arkadaşlar? Dur, tabakları belki da yakın, var galiba. Evet, planda alırlarsa. Şöyle hazırlayayım. Tamam, hemen hazırlıyor. Bu fincanları tek başına da alabiliyorlar. Aynı evet, zamanda bu kutuyla alıyorlar. Kutunun içinde de ne var biliyor musun Gülay? Evet, benim şimdi meşhur daha... kitabım 2012'nin en iyi turizm yayını evet, seçilen Boğaz hakkında her şey var. Ve bu bir rekor kırdı. 51 baskı yaptı. Evet. Tebrik ediyorum. Aynen. Safet. Çok teşekkür ederim gerçekten, Gülay. Senden bunu duymak çok güzel. Ve gerçekten gerçek bir kaynak kitaptır. Çok iyi bir evet, kaynak kitap. Evet. Ve bu kitabı imzalı olarak alabiliyorlar. Ama burada hoş olan ne biliyor musun Gülay? Bizim bu ülkeye, bu ülkenin bize verdikleri çerçevesinde hizmet etmemiz gerekiyor. Evet. Bu fincanlardan gelen gelir de 5 tane vakfa gidiyor. Bu da bir sosyal sorumluluk projesi olarak ortaya çıktı. Hem aynen, şehre bir hizmet hem de çocukların eğitiminde kullanılacak bir gelir oldu bu. Ve bunun da detayları gene benim Instagram hesabım Saffet Emre Tonguç'ta var. Oradan da okuyabilirler. Bunun devamı da gelecek. Farklı şeyler de yapacağım. Çünkü dediğim gibi İstanbul'a hizmet etmek adeta bir ibadet gibi benim için. Ve ellerinize sağlık. Üstelik çok da güzel amaçlar için gerçekleşiyor tüm bunlar. Biz şimdiden sana iyi yıllar diliyoruz. Çok teşekkür güzel ediyorum. Güzel bir yıl olsun. 2019'da yeni projelerle, yeni hikayelerle ve yeni güzergahlarla yine buluşalım. Sağ olasın katıldığın için Saffet. Ve çok zarifsin. Teşekkür rica ediyorum. Rica ederim. Sana da muhteşem bir 2019 diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Harika gerçekten. Ve efendim tamamlarken bir de tiyatronun gündeminden haberle tamamlayalım. Özge Özberk ve Kubilay Pembeklioğlu'nun başrolü paylaştığı tiyatro oyunu Açık Aile, kadın erkek ilişkilerine farklı bir bakış getirmeyi amaçlıyor. Biz de bu oyuna dair haberimizle tamamlıyoruz gece gündüzü. Yeni günde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Nobel Edebiyat Ödüllü İtalyan yazar Dario Fo'nun eşi Franca Rame ile birlikte 1983'te kaleme alıp oynadığı Açık Aile oyunu bu kez Dersu Yavuz Altun rejisiyle sahnede. Gitti. He? Ya bak, bir suçun varsa çık dışarı, yüz yüze konuşalım bunu hayatım, ha? Olmaz mı? Mizahın gücüyle erkeklerin ve kadınların ilişkilerine tekrar bakmalarını sağlayacak bir yaklaşım söz konusu. Özellikle erkeklere söyleyecek çok sözü var. Oyun kadınların yanında. Asıl mesele gerçekten erkeklik ve iktidar meselesi. Sen benim sığınağımsın ya. Ya. Sen benim tıpkı. 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 Oyun kadın erkek arasındaki eşitsizliğin ay, kaynaklarını zaman zaman acımasız bir mizah diliyle eleştiriyor. Ben Antonia karakterini oynuyorum. Eşinin Antonia'ya dayattığı bir takım kurallar var. Ben istediğim gibi gezebilirim, tozabilirim. Sen evdesin, nasılsa benim sığınağımsın. Oyunun dönüş noktalarından bir yerde de kadın da kendine uyguluyor bu hikayeyi, Açık Aile hikayesini. İşte orada zaten film kopuyor. Biz diyor, ikiyüzlü ahlakçılığa, burjuva anlaşmalarının sahtekarlığına izin vermeyeceğiz. Biz yeni bir dünyada yeni bir aile yapısı oluşturacağız diye kadının kafasını karıştırmaya çalışıyor. Fakat kadın bunu kabul ettiği zaman problem başlıyor. O zaman adamın içinde o bastırılmış maçoluk duygusu ortaya çıkıyor. O kadar özel ki. Açık Aile sahne Maslak'ta. Karanlıktan güneşe doğru.